Dolar enflasyonunu hesaba kattığımızda Eurobond'dan gerçek bir getiri elde edebilir miyiz diye sormuş bir arkadaşımız. Uzun vadede edemezsiniz. Bileşik götürü denilen bir şey var. Bu götürüsü ne yazık ki getirisini de geçecektir ileriki zamanda. Eğer Eurobond kuponlarını tutup enflasyon kadar yatırım yapmazsanız diye kısaca söyleyeyim. Sonra da açıklayayım niye demek istediğimi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde %5,5 gerçek, pardon resmi, %8 civarında gerçek enflasyon var. Resmi enflasyonu gerçek enflasyon olarak düşündüğümüzde, mesela siz 698 dolara bir Eurobond aldığınızı varsayalım. 698 dolarlık yatırım yaptınız. Şöyle yapalım. Enflasyon oranı. Bunu hesaplayan sitelerde vardır. Google aramalarıyla İngilizce bulabilirsiniz büyük ihtimalle. Enflasyon oranı, getiri oranı. Şimdiki Amerika'da %8, yani 0,08 gerçek enflasyon var. Bu da Türkiye'deki fiyatlara da yansıyor. Getiri de nedir? 8,44. Yani enflasyon oranı %8 iken size %8,44 veriyorsa bu %8'ini buraya tekrar yatırmanız lazım ki enflasyona karşı bu paranız erimemiş olsun. Yani aslında sizin şu paranız sizin bir sonraki yıl dolar karşılığı bir öncekine göre nedir? 1 eksi, şunu çarparsak %8 eridi. 92 nokta ne yanlış çıktı? A2 1 eksi diyecektik. Çünkü 1 çarpı demişiz. 1 eksi dersen evet. 1 yıl sonraki 642 dolar 1 yıl önceki 698 dolara denktir. Dolayısıyla size ne kadar getiri sağlamış bu? Şuraya götürü diyelim. $55 dolarınız erimiş. Ancak size $58,91 dolar vermiş. Dolayısıyla siz bu $55 doları tekrar buraya yatırmanız lazım ki bir kayıp yaşamamış olasınız. Yani uzun vadede hiç yatırım yatırmazsanız ve şu getirileri harcarsanız bu ana para sürekli azalacaktır. Mesela bir sonraki yılın enflasyonun, gerçek enflasyonun %6. Hadi sonra da normale dönsün 0,5. Sonra da Amerika'da bile zaten yıllık ortalama %1,5-2 enflasyon oluyordu. Bu para basımından önce de oluyordu. 3 diyelim. 2 diyelim. Sonra da 0,02 olarak gitsin. 2043 yılında mıydı bu? 2043 yılında 20 yıl boyunca böyle azalarak gidecek şeyiniz, paranız. Getiri oranımız sabit değil mi? Çünkü ilk başta sabit. Yani şöyle yapalım. Kaç yıllık oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıllık. Yani bunu 20 yıllık yaparsak şimdi bakalım. 1 eksi B'yi B2 çarpı A2 diye aşağı doğru çekersek büyük ihtimalle bu değerleri buldu. Evet. Bununla bunu mukayese edebilir miyiz? Şimdi ne yaptı? Bunun %6'sı. Evet ederiz. 698 doların değeri 545 dolara düştü. Getirimiz neydi ama? Sabitti. Çünkü şununla çarpılarak değil. Yani 58 dolar bize sabit. Dolayısıyla bunların sabit olması gerekiyor. Şöyle. Yok. Formülü değil. Kendisini yazmamız lazım. 58,9. Yani enflasyon azalacaksa tabii ki çok büyük bir kaybımız olmaz. Ama bu enflasyon sabit kalırsa veya artarsa, %8 enflasyon devam ederse, hatta %9 onlara çıkarsa zaten getiriden daha fazla olacaktır öyle bir durumda.
Yani %6'da sabit de kalsa, %5'te falan sabit kalsa yine de uzun vadede şu ana paranız değer kaybettiği için şu bileşik getiriyi bir 5-6 sene sonra geçecektir. Toplamları, yani şunların toplamları şunları geçecektir. Sonunda da elinize geçecek paranın değeri, 20 sene sonraki 1000 doların değeri çok düşük olacaktır öncesine göre. Dolayısıyla da yani bu tip faizle zaten sadece kendi paranızın anca değerini korumaya çalışırsınız bu ortamlarda. Uzun vadede bir işe yaramaz. Dolayısıyla da ben hiçbir zaman Eurobond alın demedim kimseye. Almayın da demedim. Duruma göre değişir. Yani yatırım yapmayı bilmeyen biriyseniz alabilirsiniz bu tip durumlarda. Yani garantici biriyseniz, oradan gelecek kuponlar bana yeterli diyorsanız öyle de alabilirsiniz. Ama uzun vadede getiriyi geçecektir. Getirilerin bir kısmını tekrar buraya eklemezsiniz. En azından enflasyon kadar oranı bu yatırıma eklemezseniz zarar etmiş olacaksınız uzun vadede. Tamam. Herhalde arkadaşımızın sorusuna cevap verdik. Dolar enflasyonu olan bir ortamda dolar getiriniz bile olsa kupon getirileriyle gerçek bir kazanç elde edemeyeceksinizdir 5-6 sene sonra. Dolayısıyla bir kısmını her zaman yatırıma tekrar koymanız lazım. Dolayısıyla yani faiz nedir? Hiçbir yatırım aracı bilmeyen, risk almayı istemeyen kişilerin seçeceği bir yoldur. Kişiye göre değişir tabii. Yatırım danışmanlarından bu tip durumlarda destek istenmesinin sizin karakterinize, yaşınıza, bilgi düzeyinize göre değişir yatırım. Kişiden kişiye de değişir. Bir kişi için doğru olan bir yatırım başka bir kişi için olmayabilir. Dolayısıyla da her zaman danışmanlardan destek isteyiniz.